Herkese merhabalar. Yine bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızdayız arkadaşlar. Daha önceden kimyasal türler arası etkileşimler ünitesini baştan sona tamamladık. O üniteyi artık cebimize koyduk. Bu dersimizle birlikte yepyeni bir üniteye hep birlikte başlayacağız. Maddenin halleri ünitesi olacak ünitemizin adı arkadaşlar. Peki bu dersimizin konusu ne olacak? Maddenin fiziksel halleri ve katılar adı altında bir başlık altında çalışacağız. Haydi bakalım neler varmış o zaman. <laughs> maddenin fiziksel halleri ve katılar olacak dedik arkadaşlar. İlk olarak bahsedeceğimiz konu maddenin farklı halleri olacak. Bu haller nelerdir? Bu haller arasındaki geçişler nasıldır? Temel özellikleri nelerdir? Bunlar üzerine konuşacağız. Ardından endüstride hal değişimleri diyeceğiz. Yani aslında sanayi alanında kullandığımız ve bizim günlük hayatımızda sürekli kullandığımız bazı maddeler var ve bu maddelerin oluşumu ve kullanımı ile ilgili hal değişimlerinden oldukça yoğun bir şekilde faydalanıyoruz. Bunlar üzerine konuşacağız. Ardından da maddenin katı halini genel anlamda inceleyip katı halin alt türlerinden bahsedeceğiz ve tabii ki bunların özelliklerini değerlendirmeye alacağız. Peki dersimizi tamamladıktan sonra biz neler kazanmış olacağız? Arkadaşlar maddenin farklı hallerini ve bunların özelliklerini kıyaslama şansını bulacağız ve katı Halin genel özellikleri ve türlerini hep birlikte değerlendirmeye almış olacağız. Ve bu tabi bizi ödevlendirmeye götürecek. Sıfırdan 9'a kimya kitabı ilk temel kaynağımız zaten. Sayfa 146-152 buradaki ödevimiz. Arkadaşlar kitapta da tabii ki bayağı bir yol kat etmiş oluyoruz böylece. Bu kitabımızda sol taraf bize konuyu anlatan, sağ tarafta burada anlatılan konuyla ilgili bir sayfa dolusu sorunun bulunduğu bir kitap var karşımızda. Sayfayı her çevirdiğimizde yeni bir konuyu öğrenmeye ve bununla ilgili kendimizi geliştirmeye fırsat bulmuş olacağız ve tabii ki bölümü tamamladığımız zaman ise tarama testleri bizi bekliyor olacak bu kitabımızda. Bu kitabı tamamladıktan sonra ne yapıyoruz? Tabii ki Dinamo Kimya kitabına geçeceğiz. Burada da Testra 1-8 arası bizim ödevimiz olacak bu ünite için arkadaşlar. Peki bu kitapta bizi neler bekliyor? Her sayfada bir tane çözümlü örnek ve bu çözümlü örnekle benzer nitelikte 4 tane soru aşağıda bizim çözümümüzü bekliyor. Her sayfayı geçtiğimizde yeni bir soru tipiyle aslında kendimizi yüzleştirmiş olacağız. Ve burada da yine bölümü tamamladığımız zaman tarama testleri bizi bekliyor olacak. Ve arkadaşlar... E, bu kitabımızda da diğer kitabımızda da kare kodlar mevcut. Bu sayede de video çözümüne gidip bütün sorularla ilgili eksiklerimizi giderme fırsatına sahip olacağız. O zaman ödevimizi de aldığımıza göre haydi başlayalım. <laughs> Maddenin farklı halleri dedik arkadaşlar. Dört tane temel fiziksel halimiz var. Bunları değerlendirmeye alacağız ve bunların aralarındaki geçiş aralarındaki değişimler bizim için çok önemli olacak. Bak şöyle bir değerlendirme ile başlayalım. Burada arkadaşlar soldan sağa doğru gittikçe enerji artıyor. Yani maddenin katı halinden sıvı hale geçmek istiyorsan sen o, o maddeye enerji vermek zorundasın. Yani sıvı hal daha yüksek enerjili bir hal. Bu değişime mesela endotermik bir değişim diyeceğiz dışarıdan ısı alan değişim anlamına gelecek. Maddenin katıdan sıvıya geçmesine hepiniz zaten biliyorsunuz bunu erime adını vereceğiz arkadaşlar. Şimdi sıvı halden gaz hale geçmek yine dışarıdan ısı alarak gerçekleşen bir olay olacak. Ve buna da buharlaşma adını vereceğiz. Madde bir sıvı dışarıdan ısı alarak gaz hale geçecek. Ardından arkadaşlar maddenin gaz halden plazma haline geçişi yine dışarıdan ısı alarak gerçekleşen bir değişim olarak isimlendirilecek. Ve diyeceğiz ki Plazma dediğimiz fiziksel hal iyonize olmuş gaz demektir. Dolayısıyla gazdan plazmaya geçiş iyonizasyon olarak adlandırılacak. Bak, bu isimleri bilmemizde çok büyük yararlar olacak. Ama bazı durumlarda madde katı halden sıvı hali es geçerek direkt gaz hale gelebilir. Naftalin gibi mesela ya da kuru buz gibi bunun örnekleri var. Ortamda sıvı olmuyor direkt gaz hale geçiyor. Buna da süblimleşme adını veriyoruz ve yine... Süblimleşme esnasında da madde daha yüksek enerjili bir hale geçtiği için dışarıdan ısı yani enerji alarak bu değişimi gerçekleştirecek. Ama sıvıdan doğrudan plazmaya ya da katıdan doğrudan plazmaya geçiş diye bir şey mümkün değil arkadaşlar. Çünkü plazma iyonize olmuş gaz demek olduğu için plazma ancak gaz halinden sonra ortaya çıkabilir. Peki bunların tersi yöndeki gidişe ne diyeceğiz? Yani maddenin sıvı halden katı hale geçmesi. Bak buna da egzotermik bir değişim diyeceğiz. Yani madde açığa ısı çıkararak bu değişimi gerçekleşir. Çünkü daha düşük bir enerjili hale geçiyordu. Buna ne ad veriyoruz? Tabii ki donma olarak isimlendiriyoruz. Maddenin gaz halden sıvı hale geçmesine yoğuşma adını vereceğiz arkadaşlar. Maddenin plazmadan gaz hale geçmesine bak iyonizasyonun tersi anlamına gelen deionizasyon adını vereceğiz arkadaşlar ve son olarak maddenin hani katıdan gaza geçmesine sübünleşme diyorduk ya bunun tersi de tabii ki mümkün. Gazdan katı hale geçişe mesela dolu yağmasını bunu örnek olarak verebiliriz. Buna da arkadaşlar kırağılaşma olarak isimlendireceğiz. Madde gaz haldeyken bir anda katı hale geçiyorsa bu değişim kırağılaşmadır diyeceğiz. Şimdi bunların özelliklerini değerlendirmeye alacak olursak farklı hallerin tabii ki farklı özellikleri var. Mesela e, katı halden bahsediyorsak tanecikler arasındaki boşluk bak hepsinde aslında cümle aynı başlıyor burası çünkü çok önemli bir cümle olacak. Geri kalan yorumları da bundan yola çıkarak yapacağız. Tanecikler arasındaki boşluk çok azdır diyeceğiz arkadaşlar. İnanılmaz yakın duruyor tanecikler birbirlerine. Biz buna biraz daha ısı verip bunun sıvı hale geçmesini sağlarsak tanecikler arası boşluk az olacak sadece. Yani birbirlerinden biraz daha uzaklaşmış tanecikler var katıyla sıvıyı kıyaslarsak. Bunu sıvıdan gaza geçirirsek artık tanecikler birbirinden iyice uzaklaşacaklar arkadaşlar çok fazla boşluklar var bu gaz tanecikleri arasında. Ama plazmaya gelecek olursak plazma gaza göre daha yüksek enerjili olmasına rağmen yani dışarıdan ısı alarak madde gazdan plazmaya geçmesine rağmen hani ne dedik plazmayı tanımlarken iyonize olmuş gaz dedik. Yani iyonlar oluşuyor. Yüklü tanecikler var. Bu yüzden tanecikler birbirine daha güçlü etkileşimler oluşturabildiği için daha yakın duruyorlar. Yani burada tanecikler arası boşluğa sadece pardon çok fazla değil sadece çok diyelim ya da sadece fazla diyelim. Bu ne demek? Gaz tanecikleri arasındaki boşluk bütün halleri kıyasladığımız zaman en fazla olacak. Enerjilere gelecek olursak arkadaşlar. Dedik ki katıdan sıvıya geçerken sıvıdan gaza geçerken gazdan da plazmaya geçerken madde dışarıdan enerji alır. Bu yüzden de maddenin en düşük enerjili hali katı halidir. En düşük enerjili. Ve bunun yanı sıra. Madde'nin tanecikler birbirine en yakın olduğu durum olduğu için maddenin en düzenli hali de yine katı halidir arkadaşlar. Plazma ve gaza gelecek olursak bak hem en düşük enerjili hem de en düzenli hali katıdır dedik. Ama en yüksek enerjiyi değerlendirmeye aldığımız zaman madde bu şekilde enerjisini artırdığına göre yani en yüksek enerjili haline plazma diyeceğiz. Çünkü dışarıdan enerji ala ala en fazla plazmaya dönüşebiliyor. Ama tanecikler arası boşluğun en fazla olduğu fiziksel hal plazma hali değil, gaz haliydi. Bu yüzden diyeceğiz ki maddenin en düzensiz hali gaz halidir. Bu ikisi arasındaki farkı bilmemiz çok önemli olacak. Peki hareketlere gelecek olursak katı halde arkadaşlar tanecikler sadece ve sadece titreşim hareketi yapabiliyorlar. Bunun dışında bir hareket yapamıyorlar. Yer değiştirme şansları yok çünkü katı haldeyken. Ama eğer sıvı hale gelecek olursak sıvı haldeki tanecikler titreşim hareketini yapabiliyorlar. Tıpkı katılar gibi bunun yanı sıra bir de öteleme hareketi yapabiliyorlar. Tabii ki bu hareket çok önemli bir hareket olarak değerlendireceğiz. Yani iki tanecik birbirine çarparak birbirlerinin yerini değiştirme şansına sahip olacak sıvı hale geldikten sonra. Burada aynı hareketler gaz ve plazmada da devam edecek. Yani tanecikleri titreşim hareketi burada da yapacak. Öteleme hareketi burada da yapılacak. <laughs> Ama gaz haliye göre özel yapan başka bir hareketimiz daha var arkadaşlar. O da dönme hareketini de yapma şansına sahip olacak. Aynı hareketler plazmada da var. Yani titreşim, öteleme ve dönme hareketleri yine plazma halinde de olacak arkadaşlar. Peki şekil ve hacme gelecek olursak katı tanecikleri birbirine çok yakın duruyorlar ve birbirlerinden e, kopamıyorlar öyle değil mi? Katı haldeyken Dışarıdan bir etki gelmediği sürece hareketsizler. Bu yüzden hem şekilleri hem de hacimleri bellidir katıların. Bunlara belirli şekil ve hacimleri vardır diyebiliriz. Sıvılara gelecek olursak sıvıların arkadaşlar hacimleri belli. Belirli hacimleri var. Ama ve lakin bunların şekilleri belli değil belirli bir şekle sahip değiller bulundukları kabın doldurduğu kısma kadar ki hacmini alabiliyorlar bu tabii ki öteleme hareketi yapabildiklerinden ötürü ama gazlara gelecek olursak bu defa gazlar bulunduğu kabın hacmini tamamen doldurdukları için şekilleri de hacimleri de belirli değildir belirli bir hacmi ve şekle sahip değillerdir. Kabın hacmine ise gazın hacmi odur, kabın şekline ise gazın şekli de odur diyebiliriz ve aynı şeyi plazma için söyleyebiliriz. Hacimleri de şekilleri de bunların belirli değildir. Tanecikler sürekli hareket edebildikleri için hem şeklini hem hacimlerini sürekli değiştirebiliyorlar. Sıvıların yoğunluklarından bahsedecek olursak arkadaşlar şimdi dedik ki tanecikler birbirinden uzaklaşır katı haldeyken en yakınlar, sıvı iken biraz daha uzaklaşıyorlar, gazdayken daha da uzaklaşıyorlar ve plazmada bir tık yaklaşıyorlar ama hala daha birbirlerinden uzaklar. Bu da aslında yoğunluğu ilgilendiriyor. Dolayısıyla katı hal en yoğun fiziksel halken sıvı hal katılara göre biraz daha düşük yoğunluklu haldir dolayısıyla yoğunluğu genellikle katılara göre Azdır diyeceğiz. Neden genellikle peki? Su gibi bazı istisna durumlar var. Su artı 4 derece en yoğun olduğu sıcaklık değeridir dolayısıyla e, sıvı haldeyken yoğunluğu katı haline göre daha yüksek olduğu için e, buz suyun üzerinde yüzebilir. Onun dışındaki neredeyse bütün maddelerden birkaç istisna dışında e, bir maddenin katı hali sıvısının içerisine atıldığı zaman dibe batar çünkü yoğunluğu daha fazladır. Sıkıştırılamaz katılar çünkü tanecikler birbirine çok yakın sıvılar sıkıştırılamaz çünkü yine tanecikler birbirine yakın durumdalar ihmal edebileceğimiz kadar az sıkıştırılıyorlar o yüzden sıkıştırılamaz diye değerlendirebiliriz ama gaz ve plazmaya geldiğimiz zaman tanecikler birbirinden oldukça uzak durduğu için biz onları sıkıştırabiliriz yani dışarıdan uyguladığımız bir basınçla taneciklerin yaklaşmasını sağlayabiliriz. Arkadaşlar akışkanlık gibi bir ifadeyle karşılaşırsak burada hemen aklımıza öteleme hareketi gelecek. Bir madde öteleme hareketi yapıyorsa akışkandır. Dolayısıyla katı hali akışkan değilken sıvı, gaz ve plazma akışkan olan fiziksel hallerdir. Geliyoruz endüstride hal değişimlerinden bahsetmeye. Arkadaşlar şunlardan bahsetmemiz gerekecek. Şimdi LPG sürekli duyduğumuz bir durumda öyle değil mi bir ifade? E, arabalarda falan çok karşımıza çıkıyor. LPG demek aslında sıvılaştırılmış petrol gazı demektir arkadaşlar. Sıvılaştırılmış petrol gazı. Peki hangi gazlar bu petrol gazları da biz bunu sıkıştırıp sıvılaştırıp LPG'ye dönüştürüyoruz? Genellikle arkadaşlar propan ve bütan gazlarından bahsedeceğiz. Aslında burada petrol gazından kastımız nedir peki? Ham petrolü alıp sen bir kazonun içerisine koyarsan mesela üzerinde bir gaz tabakası birikir. İşte o biriken gaz tabakası aslında propan ve bütan gazlarından oluşur. Bu tabakayı alıp sıkıştırıp soğuttuğun zaman sıvı hale getirebilirsin. İşte ona LPG adını vereceğiz. Nerede kullanıyoruz peki? Araçlarda yakıt olarak kullanıyoruz. Isınma ihtiyaçlarını kulla karşılamak için kullanıyoruz. Mesela piknik tüpünün içerisinde LPG yer alır. Dolayısıyla pişirme işlemlerinde de yine LPG'yi kullanıyoruz. LNG'ye gelecek olursak isim olarak çok benzer, yapı olarak da dolayısıyla çok benzerler. Buna da sıvılaştırılmış doğal gaz adını vereceğiz arkadaşlar. Doğal gaz dediğimiz şey aslında metan ve etan gazlarından oluşan bir karışımdır. Bu karışımı doğal olarak elde ettikten sonra yine aynı şekilde sıkıştırıp soğutursan sıvı hale geçecektir ve elde ettiğin şey e, LNG adını alacaktır. Evlerde kullandığımız doğal gaz dediğimiz ifade var ya aslında LNG'den bahsediyoruz orada arkadaşlar. Nerede kullanıyoruz o zaman? Isınma ihtiyaçlarını karşılamak için ya da elektrik üretiminde ya da metal işlemede ve tabii ki evlerimizde pişirme işlemlerinde kullandığımız maddelerden birisidir LNG. Şimdi şu ikisi için şöyle bir soruya cevap verebiliriz. Neden sıvılaştırma ihtiyacı duyuyoruz ki bunları? Yani bunlar gaz haldeler. Neden doğrudan gaz halde kullanmıyoruz da sıkıştırıyoruz, soğutuyoruz da sıvı hale getiriyoruz? Arkadaşlar hacim olarak çok daha küçük bir hacme toplayabiliyoruz biz bunları eğer sıvı hale getirirsek. Dolayısıyla bunlar artık e, borular vasıtasıyla Akıcı olarak kullanabiliyoruz yani taşımamız kolaylaştırıyor ya da tankerlere yerleştirip taşımamız kolaylaşıyor ee, sıvılaştırdığımız zaman. Bunun yanı sıra tabii ki depolamamız kolaylaşıyor ve kullanımı da çok daha kolay hale gelmiş oluyor. Ee, gaz haldeyken bir arabayı kullanmamız çok da mümkün olmayacak ama sıvılaştırdığımız zaman çok daha küçük bir hacme depolayabildiğimiz için deponun içerisinde biz bunları saklama şansına sahip oluyoruz. Endüstride hal değişimleri derken bir de itici gazlardan bahsetmemiz gerekecek arkadaşlar saç spreyi, deodorant, saç köpüğü, aerosol ilaçlar, sprey boyalar. Hani çalkaladıktan sonra sıktığımız neredeyse her şeyde bu itici gazlar kullanılıyor diyebiliriz. İşte kloroflorokarbonlar, e, diazot monoksit veya karbondioksit gibi gazları bu amaçla kullanabiliyoruz. Ne işe yarıyor peki? Mesela bir deodoranttan bahsediyorsan deodorantın içerisinde bir esans var. Bu, bu esansın yanında bu maddeler var. Sıkıştırılmış bir şekilde o deodorantın içerisinde bulunan. Sen e, sıktığın zaman bu itici gazlar dışarı geliyor ve dışarı gelirken içerisindeki esansı da dışarı taşıyabildiği için biz onu kullanmış olacağız. Yani sadece esansı bir deodorant şişesinin içerisine doldurduğun zaman dışarıya bu esansı almam mümkün olmayacak. Yanında bu itici gaz olacak ki onu dışarıya taşıyabilen bir etki olabilsin ve çalkalamamızın sebebi de aslında esansın bunlarla karışıp birlikte dışarıya gelebilmesini sağlamak olacak. Soğutucu akışkana geldiğimiz zaman yine aslında kloroflorokarbonlar burada da kullanılan gazlardan birisi arkadaşlar. Buharlaşıp yoğuşurken ortamdan ısı alan veya ortama ısı veren maddeleri aslında soğutucu akışkan diyeceğiz. Peki nerede kullanıyoruz biz bunu? Mesela buzdolabında yoğun olarak kullandığımız madde e, soğutucu akışkandır. Bunun sayesinde buzdolabının içerisine girdiği zaman genleşip dışarıdan ısı alan dışarıya çıktığı zaman yani motor. Gittiği zaman da sıkışıp az önce içeriden aldığı dışarı, ısıyı dışarı veren maddelere soğutacak çıkan diyoruz. Klimalarda da çok benzer bir sistem var arkadaşlar. Bunlar ne yapıyorlar? Soğutmaları gereken yerde genleştirilip ortamdan ısı alıyorlar. Ve e, dışarı çıktıktan sonra da tekrardan sıkıştırılıp, az önce içeriden aldıkları ısıyı dışarı vermeleri sağlanıyor. Böylece de bulundukları ortamı soğutuyorlar. Tabii ki tam tersi performansla çalıştırıp klimalar sayesinde ortamı ısıtma şansına da sahip olabiliyoruz. Havadan oksijen eldesi yine endüstride bir hal değişimi olarak karşımıza çıkar. Şimdi havanın %78'inin azot %21'inin de oksijen olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Havadaki bu azot ve oksijeni biz birbirinden ayırıp kullanabiliriz arkadaşlar. Peki nasıl bir yöntemle bunu yapıyoruz? Şimdi havayı aldıktan sonra sıkıştırılıp sonrasında da soğutursak bizim havada olan bileşenlerin sıvı hale geçtiğini göreceğiz. Yani daha doğrusu temel bileşenler olan azot ve oksijeni sıvı hale getiriyoruz. Bunun dışında mesela hidrojen gazı varsa o gaz halde kalıyor. Ya da su buharı katı hale geçiyor. Onlardan uzaklaştırmış oluyoruz. Dolayısıyla Öyle bir noktaya getiriyoruz ki sıkıştırıp soğuttuktan sonra sadece bu azot ve oksijen sıvı halde kalıyor elimizde. Bu sıvı haldeki azot ve oksijen karışımını aldıktan sonra çok az miktar ısıttığımız zaman azotun kaynama noktası oksijene göre daha düşük olduğu için azot gaz hale geçiyor ama oksijen sıvı halde kalıyor. Dolayısıyla bu aşamayla e, azot ve oksijeni hem diğer bileşenlerden ayırmış oluyoruz hem de birbirinden ayırmış oluyoruz. Maddedeki hal değişimlerini kullanarak ve kaynama noktasındaki değişimden yararlanarak uyguladığımız bir ayrıştırma yöntemi olduğu için bunu aslında bir damıtma yöntemi olarak da kullanabiliriz arkadaşlar. Böylece e, havadaki azotu ve oksijeni de birbirinden ayırıp farklı farklı alanlarda kullanma şansına sahip oluruz. Geliyoruz katılardan bahsetmeye arkadaşlar. Katıları katı türleri üzerinden değerlendireceğiz ve iki ana başlıkta inceleyeceğiz. Amorf katılar ve kristal katılar olmak üzere bak. Amorf katılar çok özel bir tür özel bir değerlendirme almamız gerekecek buraya arkadaşlar. Ne demek amorf? E, düzensiz istiflenme demek olacak arkadaşlar. İlk aklımıza gelecek kelime ya da ifade bu olmalı. Düzensiz bir şekilde istiflenmiş maddelere biz amorf katı adını vereceğiz. Bu da amorf katılara diğer katılardan çok farklı özellikler kazandıracak. İkinci başlığımız ise kristal katılar olacak. Arkadaşlar burada da düzenli bir yapı söz konusu olacak. Kristal katıların tamamı düzenli yapıya sahiptir. Ve dört tane alt başlığı vardır. İyonik, metalik, moleküler ve kovalent kristal olmak üzere. Ve tabii ki her birinin bambaşka özellikleri var. Hepsini de tek tek değerlendirmeye alacağız. İlk olarak amorf katılardan bir bahsederek başlayalım. Şimdi örnekleri önce verip sonrasında açıklarsak bence daha güzel anlaşılacaktır. Nedir amorf katı deyince arkadaşlar mesela mum bir amorf katıdır ya da tereyağı ya da cam ya da plastik malzemeleri biz amorf katı olarak değerlendiririz. Neden bunlar amorf? Çünkü yapıları düzensiz ne demek yani işte camın şuradaki molekül yapısıyla azıcık üstündeki molekül yapısı birebir aynı değil farklılıklar var. Her ne kadar tabii ki e, makro boyutta baktığımızda e, gayet düzgün bir yapı görsek de moleküler açıdan farklı farklı bölgeler var. Dolayısıyla farklı noktalarda farklı özellikler taşımasını bekliyoruz. Bu da bize nereye götürüyor? Şimdi normalde e, katıların tabii ki e, sıvılaşmasını erime olarak adlandırıyoruz ve burada e, sıvılaştıkları sıcaklığa erime noktası diyoruz yani. Amorf katılar için böyle bir durum yok arkadaşlar. Belli bir erime noktasına sahip değiller. Hatta e, gerçekleştirdiği hal değişimini erime olarak değerlendirmek de çok doğru bir de ifade değil. Nasıl bir değişim gerçekleşiyor peki? Şimdi buzla bunları kıyaslayalım mesela. Buz bir amorf değil. Çünkü sen buzu alıp ısıtmaya başladığın zaman sıfır santigrat dereceye gelene kadar sert bir katıdır. Öyle değil mi? Sıfır santigrat dereceye geldiği zaman erimeye başlar ve bir anda sıvıya dönüşür. Ve tamamı sıvıya dönene kadar da bunun sıcaklığı sıfır santigrat derecede kalır. Yani buz için ikili bir alternatif yok. Ee, üçüncü bir alternatif yok daha doğrusu. Ya katı serttir ya da sıvıdır doğrudan akışkan hale gelmiştir. Ama tereyağını buzluktan çıkardığın zaman gayet sert bir yapı görürsün. Ancak birazcık beklettiğin zaman oda koşullarında yani sıcaklığı arttığı zaman... ...yumuşamaya başlar alıp ekmeğin üzerine sürecek bir pozisyona gelir... Eğer ocağın üstüne koyup daha da ısıtırsan o zaman sıvı hale geçer. Yani e, tereyağı doğrudan katıdan sıvıya geçmedi aslında. Ne yaptı? Önce biraz yumuşadı. Ardından sıvı hale geçti. İşte bu onun belli bir erime noktasının olmadığını bize gösteriyor. Değişimin de erime olmadığını gösteriyor aslında. Onun yerine camsı geçiş sıcaklığı diyeceğiz. Yani belli bir sıcaklığı aralığında önce yumuşayıp sonradan sıvı hale geçer. Bu bütün amorf katılar için geçerli. Mum için de aynı şey geçerli. Mumu ilk defa soğukken eline aldığın zaman gayet serttir. Yaktığın zaman üst tarafı şöyle biraz yumuşamaya başlar ve daha da ısındıktan sonra eriyip akmaya başlar. Öyle değil mi? Yani sıvı hale geçer. Aynı şey cam için ya da plastikler için geçerlidir arkadaşlar. Geçiyoruz iyonik kristallere. Bak iyonik kristal, moleküler kristal bunların hepsinde e, isim tanecikler arası etkileşimle nitelendirilecek ve bu da aslında bütün özellikleri belirleyecek. Şimdi iyonik adı üzerinde <laughs> iyonik bileşiklerin oluşturduğu Katı hale verdiğimiz adı olacak ve bütün iyonik bileşikleri biz tuz olarak adlandırıyorduk. Dolayısıyla bir madde tuzsa kesinlikle iyonik kristaldir. Ve tanecikler arasındaki etkileşimin türü iyonik bağdır öyle değil mi? Şimdi iyonik bağ güçlü bir etkileşim olduğuna göre biz bu etkileşimleri kırmak için çok yüksek enerjiye ihtiyaç duyarız. O yüzden de e, iyonik kristallerin erime noktaları yüksektir. Yani hatta şunu biliyoruz ki oda koşullarında bütün tuzlar katı halde bu erime noktalarının yüksek olmasından kaynaklanıyor. Ve kırılgan haldeler öyle değil mi? Hatta iyonik bileşiklerin e, yapısına kristal örgü yapısı diyorduk ki işte bu örgü yapısı yapılarının kırılgan olması anlamına geliyor. Yani işlenmemiz ya da tel ve levha haline getirmemiz mümkün değil tuzları. Katı halde elektriği iletmiyorlar. Elektrik iletkenliği için arkadaşlar ...yüklü ve hareket edebilen tanecikler lazım. Katı haldeyken e, tuzlar hareketli taneciklere sahip olmadıkları için elektriği iletmiyorlar. Ama biz onu sıvı hale getirirsek ya da suda çözecek olursak arkadaşlar... ...bu neye sebep olur? İyonların ortaya çıkmasına ve serbest halde dolaşmasını sağlar. Bu da iyonik kristallerin sıvı haldeyken ya da suda çözünce elektriği iletebilmesini sağlar. Moleküler kristallere gelecek olursak adı üzerinde arkadaşlar molekül yapısı olması gerekiyor. Yani sadece ametallerden oluşan bir yapı olması gerekiyor. Burada e, etkileşim olarak değerlendirdiğimiz zaman şimdi molekülün içerisinde kovalent bağlar var. Güçlü bir etkileşim ama molekülleri bir arada tutan etkileşimler zayıf etkileşimdir. Neler olabilir? Hidrojen bağ olabilir veya van der Waals türlerinden biri olabilir. Dipol dipol olabilir. London olabilir. Bunların hepsi zayıf etkileşim olduğu için kırılması çok kolay etkileşimler. Öyle değil mi? Bu yüzden diyeceğiz ki erime noktaları genellikle bu maddelerin yani moleküler katıların e, kristallerin düşüktür. Bu yüzden mesela kimler örnek verebiliriz? Buz mesela moleküler kristali örnektir. Çünkü su moleküllerinden oluşur öyle değil mi? Ya da kuru buz karbondioksit moleküllerinden oluştuğu için e, moleküler kristali örnek verilir. Ya da glikoz yani şekerden bahsediyorsak e, glikoz moleküllerinden oluştuğu için moleküler kristal. Örnektir arkadaşlar. Burada genellikle düşük erime noktasına sahip tabii ki yüksek erime noktasına sahip olan moleküler kristaller de var. Ama şöyle bir yargımız yok. Mesela dedik ki tuzların hepsi oda koşullarında katı halde. Moleküler kristallere gelince oda koşullarında gaz halde olan da var, sıvı halde olan da var, katı halde olan da var. Dolayısıyla böyle bir genelleme yapamayacağız. Kırılgan özelliğe sahipler yani işleyip tel ve levhaline e moleküler kristalleri de getirme şansına sahip değiliz. Elektrik iletkenliğine gelince arkadaşlar iyonik kristaller için dedik ki katı halde iletmiyorlar ama suda çözününce iletiyorlar ya da sıvı hale getirince iletiyorlar. Moleküler kristaller ne katı halde ne sıvı halde ne de suda çözününce hiçbir şekilde elektrik iletkenliğine sahip olamıyorlar. Geçiyoruz metalik kristallerden bahsetmeye arkadaşlar yine adı üzerinde metallerden bahsediyoruz burada direkt element haldeki metal yani bir demirden bahsediyorsan ya da bakırdan bahsediyorsan bu metalik kristal olarak adlandırılacak. Benzer şekilde alaşımları da biz metalik kristal kategorisine alacağız arkadaşlar. Peki aralarında hangi etkileşim oluşuyor da alaşım oluşuyor ya da metal elementleri oluşuyor? E, ee, orada ya da metalik bağ adını veriyorduk. Bak şimdiye kadar iyonik bağdan bahsettik. E, moleküler kristallerde zayıf etkileşimler var dedik. Burada da metalik bağdan bahsedeceğiz. Metalik bağın özelliği neydi peki? E, katyonları bir arada tutan bir elektron denizi vardı serbestçe hareket edebilen değerlik elektronları vardı yani elektron denizi vardı bunun içerisinde bulunan da katyonlar vardı bu da metalik kristallerin özelliklerini bizi götürecek arkadaşlar elektriği metalik kristaller katı halde de iletiyorlar çünkü elektronlar serbest sıvı halde getirdiğimiz zaman gene iletiyor olacaklar. İşlenebilir ve parlak haldeler bu yine metalik bağdan kaynaklanan özellikleri olacak arkadaşlar. Çünkü e, tel ve levhane getirmemiz mümkün bunları e, elektronların yer değiştirebiliyor olması yeni bir forma girmelerini de sağlayacak. Ve metalik bağ yine kuvvetli bir bağ olduğu için erime noktalarının yüksek olmasını tabii ki bekliyoruz. Hatta burada bir istisna hariç hepsi yine oda koşullarında katı haldedir diyeceğiz Civa oda koşullarında sıvı halde olmasına rağmen geri kalan bütün metalik kristaller oda koşullarında katı halde erime noktaları yüksek olduğu için son türümüz ise kovalent kristal olacak arkadaşlar. Genellikle moleküler kristalle kovalent kristal birbiriyle karıştırılıyor. Bak moleküler kristalle dedik ki gene kovalent bağlar var ama molekülün içinde bu kovalent bağlar. Moleküller arasında oluşan etkileşimler zayıf. O yüzden ona moleküler kristal dedik. Kovalent kristalde molekül diye bir şey yok zaten ortada. Bütün bağlar kovalent arkadaşlar. A örgülü olarak kovalent yapıya sahip oluyorlar. Mesela karbonlardan oluşan bir yapı varsa buradaki bütün karbonlar arasında bir A örgüsüyle kovalent bağlar oluşmuş ve bütün karbonlar birbirine kovalent bağla tutulmuş durumdalar. Dolayısıyla molekül yapısı ortada olmadığı için taneciklerin arasında oluşan etkileşimi de kovalent bağ olarak değerlendirmemiz gerekecek ve burada eğer erimeden bahsediyorsak kırmamız gereken etkileşim kovalent bağ olacak. Ve kovalent bağ güçlü bir etkileşim olduğu için kovalent kristaller yüksek erime noktasına sahip olacaklar ve oldukça sert yapıya sahip olacaklar. Hatta mesela örnek olarak elması, grafiti ve kuartsı vereceğiz burada. Ve kuarts kovalent kristallerin en sık karşılaşacağımız örnekleri olacak elmas için diyeceğiz ki doğal en sert madde elmastır arkadaşlar. Bu kovalent kristallerin özelliğinden gelecek. Erime noktaları genellikle yüksek dedik. O yüzden kovalent kristaller oda koşullarında katı halde olacak. Elektrik iletkenliğine gelince burayı arkadaşlar şöyle değerlendireceğiz. Grafit elektriği iletebilir ama diğer kovalent kristallerin elektrik iletkenliğine sahip olmadıklarını biliyor olacağız. Ee, bu şekilde de kovalent kristalleri değerlendirmeye alabiliriz. Sadece bu üç örneği bilmemiz de zaten bizi kurtaracaktır, yetecektir. Şimdi gelin o zaman şöyle örneklerle değerlendirmeye. İyonik kristal için ne dedik? İyonik yapılı tuzlar olacak. Yani metal veya metallerden oluşan bileşikler. Sodyum klorür, magnezyum sülfür veya kurşun iki oksit bileşiklerini bunu örnek olarak verebiliriz. Tanecik düzeni olarak arkadaşlar bir kristal örgü yapısına sahip olmaları gerekiyordu ve etkileşimin türü iyonik bağ olacaktı. Bu yüzden erime noktalarının yüksek olduğunu biliyorduk. Moleküler kristaller molekül yapısına sahip olacak. İster element ister bileşik molekül olsun fark etmiyor. I2 gibi bir element molekülü de olabilir ya da su ve karbondioksit gibi bileşik molekülleri de olabilir. Dolayısıyla tanecik düzeninde de bir molekül yapısıyla karşılaşmamız gerekecek. Etkileşim türü zayıf etkileşimler olabiliyordu. Dipol dipol London veya hidrojen bağı buradaki mümkün etkileşimlerdi. E, zayıf etkileşimler oldukları için de erime noktalarının düşük olmasını bekliyoruz. Metalik kristal direktmen element metalleri olabilir veya veyahut bronz gibi bir alaşım yapısı da yine metalik kristaldir. Buradaki tanecik düzeninin içinde dedik ki arkadaşlar metalik bağ olduğu için elektron denizinde yüzen katyonlar bizim Aslındaki aslında oradaki yapımızı verecekler ve ee, kovalent kristale elmas grafit ve kuarsın örnek olarak verildiğinden bahsettik arkadaşlar. Burada bir molekül yapısı yok, ee, kovalent bağlardan oluşan bir ağ örgüsü yapısı var ee, ve tanecikler arasındaki etkileşim kovalent bağ olduğu için oldukça yüksek erime noktasına sahipler. O zaman hemen örneğimizi çözelim. Yukarıda verilen özellikler hangi katı türüne aittir demiş. Şimdi yüzeyleri parlak bak. Bunu söylediği anda. Aklımıza hemen zaten metalik kristaller geliyor. Katı halde elektriği iletmek sadece metalik kristallerin ve kovalent kristallerden de grafitin özelliğiydi. Tanecikler arası etkileşimler elektrostatik çekimlere dayanır. Bak bu cümle arkadaşlar yani elektrostatik çekim ifadesi bizi iki ihtimale götürür. İyonik ya da Metalik kristallerde elektrostatik çekimler vardır. Oysa ki burada katı halde elektriği iletir dediği için iyonik kristalin değil, metalik kristalin bahsedilen katı türü olduğunu hemen anlayabiliriz. Dolayısıyla bizim cevabımız tabii ki D seçeneği olacaktır. Başka bir soruya bakacak olursak amorf katılar ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Ne dedik arkadaşlar? Düzensiz bir istiflenme olacak ve erime noktaları belirsiz olacak. Onun yerine camsı geçiş sıcaklığı olacak ki biz ona amorf katı diyelim. Belirli erime noktaları amorf katıların yok. Diğer kristallerin hepsinin var ama amorf katıların yok. Taneciklerin düzensiz ile oluşur. Evet istiflenme düzensiz olması zaten tanımdı. Katı halde elektrik iletkenlikleri yüksektir. Oysa ki elektrik iletkenlikleri düzensiz istiflenmeden ötürü ve yüklü tanecik içermedikleri için oldukça düşük olacak. Dolayısıyla B şıkkı bizim buradaki cevabımız olacak. O zaman nelerden bahsettik? Maddenin farklı hallerini tanımladık ve bunlar arasındaki ilişkileri özellikleriyle birlikte değerlendirdik. Endüstride hal değişimlerini LPG, LNG, itici gazlar, soğutucu akışkanlar ve e, oksijen vazotun havadan eldesi şeklinde değerlendirme aldık ve katı türlerini amorf katılar ve kristal katılar olmak üzere alt başlıklarıyla birlikte inceledik. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıp yorumlarda paylaşıyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.